Alo. Alo. Bekle dedin ama ben dayanamadım. Babamdan bir haber var mı? Sabret. Bak sana bir söz verdim. Babanı bulup getireceğim. Tamam. Ama ağlama artık. Bu da geçecek. Hülen Bey, bir tane daha dolma alır mısın? Ellerinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Daha fazla yemeyeyim. Şiştim vallahi. Afiyet olsun. Bayağı kilo aldım. Yarasın, yarasın. Yalnız dikkat et Mülayim amca. Sonra seninle de dalga geçerler. Biliyorsun başıma gelenleri. Ne oldu ki? Ya ne olacak? Masalın laf ebeliklere. Şehriye teyzele Münevver teyzele bil olmuşlar. Neymiş? Göbeğim varmış. İşte bile. Çok fit ve yakışıklısın. Hiç üzülme. Üstesinden gelebilecek hiçbir şey yok şu hayatta. Mert'in olası göbeği dahil. Bunu defalarca deneyimledik. Başımıza gelen her şeyi atlatmasını bildik. Başka sorunlar da çıkabilir. Sonuçta yaşıyoruz. Canımız sıkılabilir, çıkmaza girebiliriz. Biz yine her şeyin üstesinden gelebiliriz. Tek ihtiyacımız olan şey birbirimiz, ailemiz. Zaman her şeyin ilacıdır. Hiçbir şey üzülmenizi istemiyorum. Mülayim Bey, size bu sıkıldığı süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için çok kıymetliydi. Teşekkürünüzü kabul etmiyorum Kemal Bey. Yani bu benim içimden geldiği için yaptım bunu. Daha doğrusu olmam gereken yerdeydim. O zaman ailemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne anam. Çıkarttı artık ağzındaki baklayı. Ne oldu? Ya bir şey de gözünden kaçsın da. Kaçmaz. Anneciğim, ne oldu? Bizim size bir haberimiz var. Biz bugün bir şey yaptık. Münevver Hanım'la nikah tarihimizi aldık. Öyle mi? Oy, ben biliyordum da bir şey olduğunu, biliyordum da. Anneciğim, tebrik ediyorum. Sağ olasın. Çok mutlu olun, çok mesut olun inşallah. Oy. Damadımız da hızlı çıktı. Benim burnuma kötü kokular geliyor. Hala aramadı. Bir oyun çeviriyorsa onu pişman ederim. Dinliyorum. Hadi gözünüz aydın. Adamların geminin limandan ayrıldığını teyit etti. Bak bizde yanlış olmaz. Şimdi sıra sende. Sözünü tut, Bekir Bey'i bırak. Aa. O iş biraz değişti be Tarhun. Ne demek istiyorsun? Düşündüm biraz. Elime böyle bir koz geçmişken tek seferde heba etmeyeyim dedim. Sizinle daha çok iş yapacağız. Bekir'in beni uğrattığı maddi zarar öyle tek seferde karşılanacak bir şey değil. Kaç tane daha sevkiyat yapmamız gerekiyor sizinle?
Madem ona kıymet veriyor, yaşamasını istiyorsunuz, o zaman zararının tamamını karşılayıp onu özgürlüğe kavuşturacaksınız. Al gülüm, ver gülüm anlayacağım. Ne diyorlar şimdilerde? Kazan kazan. Siz beni memnun edeceksiniz. Ben de Bekir'in canını bağışlayacağım. Dua et işime yarıyorsun. Yoksa var ya çoktan kesmiştim biletini. Ekrem'in adresini bulmak için elimden geleni yapacağım Emir. Tamam ama dediğim gibi acele etmemiz lazım Suat amca. Kaybedecek vaktimiz yok. Suat amca emekli bir komiserdir. Bekir Bey'i bulmamız konusunda bize yardımcı olacak. Güzel. Ben de bizimkileri devreye soktum. Aramaya başladılar. Umarım gemi baskını olana kadar Bekir onu bırakmış olur. Bunun için tam 2 saatimiz var. Umarım Emir. Umarım. Ama ben bu Ekrem olacak adam hiç güvenmiyorum. Ama adresini bulacağız nasılsa. Yani eğer bırakmazsa gidip onu Ekrem'in elinden kendi ellerimizle kurtaracağız. Başka yolu yok. Kısa süre içinde mekanı bulamazsak... Geç kalırsak gemiye baskın yapılmadan Ekrem onu öldürür. Aynen öyle. Amirim, gemiye yapılacak baskını ne kadar erteleyebiliriz? Çünkü planda bir aksilik çıktı. Bu Ekrem denen adam rehinesini bırakmıyor. Onun yerini bulana kadar zamana ihtiyacımız var. Üzgünüm ama baskını erteleme şansımız hiç yok. Gemi Türk karasularından çıkmadan operasyonu gerçekleştirmek zorundayız. Aksi takdirde gemideki insanların hayatı riske girer. Anladım. Tamam, biz başka bir çözüm bulacağız o zaman. İki saatin 15 dakikası geçti bile. Efendim Emir? Ekrem'in adresiyle ilgili bir gelişme var mı Suat amca? Henüz yok. Araştırmaya devam ediyoruz. Bir bilgi alır almaz hemen haber vereceğim sana, merak etme. İşin rengi değişti. Adam sözünü tutmadı, rehineyi bırakmıyor. Bizim de vaktimiz daralıyor Suat amca. Onun tutulduğu yeri acil bulmamız lazım. Bak senden haber bekliyorum. Ben de tebrik ederim. Sağ ol Kemal Bey. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Mutluluklar. Tebrikler. Bir yastık da koyacağım onu inşallah. Anneciğim. Bir ömür boyu mutlu ol inşallah. Sağ ol kızım. Şimdiden ne giyeceğimi düşünmeye başlasam iyi olacak. Eyvah. Acaba şu çiçekli elbiseyi altına kırmızı ayakkabıları mı giysem? Yoksa böyle beyaz bol seten bir pantolon, üstünde crop biliyorsunuz.
Kızım. Baba. Ne oldu sana baba? Bana değil kızım. Sana olmuş olanlar. Başına gelenleri öğrendim. Bunların hiçbirine ihtimal veremedim kızım. Beyhan seni sarıp sarmalar, öz evlatlarından ayırmaz sandım. En çok ona güvendim ben. Affet beni kızım. Babam, canım babam. Güzel kızım benim. Nankör köpek, uğursuzların en uğursuzu. Ne geldiyse senin yüzünden geldi başımıza. Yeter, bırak kızı, bırak. Anan gibi geberip gitseydin, çocuklarım da, kocam da yaşıyor olacaktı. Lütfen bırakın, kızcağız iyileşmedi, lütfen. Bırak diyorum. Niye yaptın ha? Niye kıydın aileme? Şimdi de Baran'a, savaşı elimden almak için uğraşıyorsun ha? Söyle niye? Yenge, vallahi ben bir şey yapmadım. Yeter artık, bırak. Lanetlisin sen, zehirlisin. Kafanı ezeceğim senin, Allah'ın belası. Dur bakalım Beyhan. Artık ona dokunamazsın. Ben buradayım ben, babası. Ne oluyor, ne bu halin? Babam, babam mektup bırakıp gitmiş. Babana tekrar kavuşacaksın. Söz veriyorum. Ona hiçbir şey olmayacak. Babamın varlığını bir kez hissettim ben. Olsun artık, nasıl yaşarım? Onsuz yaşamayacaksın. Babanın gelmesi, aklanması, bunlar birer mucizeydi değil mi? O mucizeyi tekrar yaşayacaksın. Bak sana söz veriyorum, bana sadece birazcık zaman ver yeter. Elimden geldiğince çabuk çözmeye çalışacağım. Alo. Biliyorum, çok olmadı konuşalı ama ben merak ettim bir haber var mı diye. Endişelenme. Bak ben sana bir söz verdim ve sözümü tutacağım. Sen nasılsın? İyiyim. Akşam hep beraber olacağız diye yemek yapıyorum. İyi yapıyorsun. Hep birlikte güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz o zaman. Senin bir isteğin var mı akşam yemeği için? Yok. Sen ne yaparsan yap, ben severim nasılsa. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Kemercan. Mülayim Efendi getirmiş, sağ olsun. Ha bu aralar sadakalar bol bol dağıt ha. Ha odun patlayı nazar mazar değecekti ya. Şehir abla çok güzel, bebekler çok beğendi. Bir tane daha alabilir miyim? Alabilirsin tabii. Buyur Kemercan. Anneannelerine çekmişler demek. O da bu tatlıyı çok seviyormuş ya.
Bir sohbet esnasında sözü geçmişti. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Vallahi ben bayıldım onlara. Ailemizin gurmesi de tadıp beğendiyse zaten sevmişler. Aman ne güzel. Afiyet olsun zaman hepimize. Bir dakika, bizim şimdi çocuklar tatlı yediğine göre keyiflenip oynamaya başlarlar. Ablacığım, Sarp, Elnur, hadi kıpırdayın. Allah Allah. Bir kere isimleri Nameli Efe. Yok ya, kim demiş? Geçen gün bir dizide işittim. Ahunaz. Benim pek bir hoşuma gitti. Agah ismi de çok güzel. Tam erkek ismi. Sen ne dersin Mülayim Efendi? Ne de olsa dedeleri olacaksın. Vallahi herkes bir şey söyledi ama aslında anne babaya sormak lazım. Sahiden siz bir şey düşündünüz mü? Biz... Birazdan geleceğiz. Ya diyorum ki durumlar koymazsak isimin ellerinin sonu gelmeyecek. Haklısın, ne yapacağız? Benim aklımda bir şey var. İsim konusunda benim bir fikrim var. Masalcığım, bana kağıt kalem getirir misin? Sanem. Masalcığım, ne kadar özlemişim sesini. Kalp kalbe karşı dedikleri bu olsa gerek. Ben de şimdi Ece'yle bir yanındaki fotoğrafımıza bakıyordum. Şu okul bahçesine çekildiğimiz, elimize çiçek buketleri olan. Aa evet, bende de var ondan. Nasılsın, neler yapıyorsun? Arayamadım uzun zamandır. İyiyim, okul ev. Buraya alışmaya çalışıyorum. Asıl sen anlat, sen neler yapıyorsun? Biz de aynı. Okul, dersler ve fırsat buldukça işte hep yaptığımız gibi gezme, tozma, konserler, resitaller. Hiç kaçırmıyoruz. Ne güzel. Mesela önümüzdeki ay Viyana Filarmoni Orkestrası'nın konseri var. Biletleri aldık hemen, kalmaz diye. Bekliyoruz. Okul başladığından beri hepimiz bunu bekliyorduk zaten. Şimdi siz gidiyorsunuz. Benim için de bir imza alır mısın? Sanemciğim, şimdi ben kapatıyorum. Beni bekliyorlar. Çok sağ ol aradığın için. Sonra yine konuşuruz, olur mu? Görüşürüz. Aşağı indiğini duymadım. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim Melike abla. Yemek hazırlıyorum. Akşam yemeğine kadar babam gelecek. Nenem bir keresinde babamın mehir çorbasıyla soğan kebabını çok sevdiğini anlatmıştı. Annemden her akşam onları istermiş. Ben de akşam babam için hazırlıyorum yemekleri. Anneminkiler kadar lezzetli olmaz ama özlemini giderir babamın.
Hem onun da hoşuna gidecek eminim. Zaten Emir senin elinin lezzetini çok beğeniyor kızım. İnşallah hep birlikte ağız tadıyla bu akşam güzel yemeklerin tadına bakacağız. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok abla, sağ ol. Tamam. Olursa seslen, olur mu? Olur abla. Akşam hep beraber yiyeceğiz bu yemekleri. Bana söz verdi, babamı getirecek. O her zaman sözünü tutar. Bana o adresi bul. Hemen. Hala bulamamışlar. Suat amca. Alo. Ekrem'in Bekir'i tuttuğu yeri tespit ettik Emir. Konumu şimdi sana atıyorum. Sağ ol Suat amca, bekliyorum. Kahretsin. Buraya çok uzak. Gemi baskın yemeden o adrese ulaşmalıyız. Vakit kaybetmeden çıkalım hemen. Hadi. Bunlar kötü. Ben bahçeden taze maydanoz nane falan toplayıp geleyim. Fidan, maydanoz bol olsun ama. Merak etme, bol bol toplarım. Baran, sen nereden çıktın? Vallahi ben de bilmiyorum Gülüm. Çıktım geldim. Moralin bozuk senin? Bir şey mi var? Bu Beyhan Hanım'ın söylenlerinden bıktım, usandım. Şurama kadar geldi artık yani. Ya bitmek bilmeyen bir öfkesi var. Konuştukça konuşuyor, konuştukça konuşuyor. Dayanamadım, çıktım ben de. Ama bak, ayaklarım beni yine sana getirdi. Ayaklarının sana neyin iyi geleceğini biliyormuş demek. Savaş abi arıyor. Efendim abi. Sana bir adres göndereceğim. Hemen oraya geçeceksin Baran. Bekir amcanın yerini bulduk. Yalnız hızlı ol, sakın oyalanma. Bekir amca bulunuyor demek. Tamam abi. Sen adresi gönder, ben hemen çıkıyorum. Bekir amcayı mı bulmuşlar? Aynen Gülüm. Almaya gidiyorlar. Gerçi Savaş abi beni aradığına göre bir sıkıntı var demek ki. Ha, sen sakın kimseye bir şey söyleme ha. Baba. Yok, buradan görürler. Kendine dikkat et. Beni sensiz bırak. Sen aklına böyle şeyler getirme Gülüm. Allah'ın izniyle gidip geleceğim. Sen içini ferah tut. Al bakalım dünyanın en tatlı en ballı anneniz. Kibarcu. Ne edeceğiz, ne tarttık, merak ettik. Kağıda önerdiğiniz isimlerin hepsini yazdım. Çekiliş yapacağız.
Böylece darılmaca olmayacak. Ben yardım edeyim sana. Ben de. Çok az kaldı. Gemi operasyon başlamak üzere. Onun babasından ayrı kalmasına izin vermeyeceğim. Söz verdim. Söyle. Abi gemi baskın yemiş. Baskın mı? Ne diyorsun sen? Kahretsin. Akılları sıra beni Tonga'ya düşürecekler. Bekir'in hayatıyla kumar oynadılar. Kaybettiler. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ödeteceğim. Evet. Çok yanlış yaptınız Emir Tarkun. Sen de Savaş Karadağ'da çok büyük yanlış yaptınız. Benimle oyun oynamayacağını göstereceğim size. O Bekir öldü bilin. Bu saatten sonra elimden kurtuluşu yok. Bana bak. Yanlış yapan biz değiliz, sizsiniz. Eğer Bekir Bey'in kılına zarar gelirse... inan bana başına gerçekten çok büyük dertler açarsın. Siz beni tehdit edemezsiniz. Paşa gönlüm ne isterse onu yaparım. Madem ki gemiyi ihbar ettiniz... Bekir'i unutacaksınız. Öyle bir gebertip yok edeceğim ki onu, cesedini bile bulamayacaksınız. Kapattı. Neyse biz işimize bakalım Emir. Geldin mi Baran? Çok az kaldı abi. Tamam. Mekanın arka çıkışında ana yola yakın bir yerde bekle bizi. Tamam abi. Kolay olmayacak. Bence de. Hiç gerek yok. Tedbir için. Gerek yok. Thank you.
Kız isimlerini buna koyalım, erkek isimlerini buna. Hadi babası, kızın ismini seç. Üç. İki, bir. Elnur. Ay, benim istediğim isim. Elnur mu? Ben de bu ismi çok beğenirim. Bizim oralarda uşaklara çok kullanırlar. Peki neymiş Elnur'un anlamı? Anlamı aydınlık, ışıltı, parıltı demektir. Ay, ışığıyla gelecek ha bizim prensesimiz. Yuvamızı aydınlatacak. İnşallah bahtı da adı gibi aydınlık olur. Amin. O zaman oğlumuzun adını da annesi çeksin. Üç. İki. İki. Bir. Efe. Oh be, abisinin aslan parçası. Abisi gibi güçlü, kuvvetli olur o da. Abisiyle ablasına torpil geçti bizim ufaklıklar. Ay evet ya. Ama eğer Efe çıkıp Elnur çıkmasaydı büyük mızıkçılık çıkartırdım. Yalan yok. Huysuza bak ya. Efe, Elnur. Ay çok güzel oldular. Ahlaz da güzeldi ama. Elnur. Cavidan Hanım, nasıl oldunuz? Geçti mi başınızın ağrısı biraz? Yok Melike. Aynı. Keşke biraz uyuyabilseydiniz. Gözümü bile kırpamam ki. Aklım hep Emir'de, Gülperi'de. Gülperi nerede? Odasında mı hala? Odasından çıktı çok şükür. Ayaklandı. Öyle mi? Mutfakta yemek yapıyor. Akşam yemeğine kadar babam gelecek diyor. İnanıyor. İnşallah. İnşallah Emir bulup getirecek babasını. Ben de hep dua ediyorum. Baba kız birbirlerine kavuşsunlar diye. Ben bir mutfağa geçeyim. Benden yardım istemedi ama yorulmasın kızcağız. Eyvah eyvah. Ne oluyor? Ne oluyor Melike? Allah. Melike, ne oluyor? Gülperi yok Cavidan Hanım. Yemeği ocakta bırakıp gitmiş. Hiç böyle yapmazdı. Nereye gitti ki bu kız yemeği ateşte bırakıp? Bilmiyorum ki. Ben bir yukarı bakayım. Belki odasındadır. Ben de bir bahçeye bakınayım. Bulamazsak Emir'e haber verelim. Emir'in zaten başı kalabalık. Şimdi bir de arayıp Gülperi yok diye telaşlandırmayalım çocuğu. Haklısınız. Zaten nereye gidecek ki? Buralardadır. Telaş etmeyelim. Ne oldu? Ne bu haliniz? Gülperi yok kızım. Sen gördün mü? Az önce buradaydı. Yemeği ateşte bırakıp gitmiş. Bir gariplik var bu işte. Hadi. Hepimiz bakalım. Abi ben geldim. Bekliyorum.
Ne işin var senin burada? Şey, ben telefon konuşmanı duydum. Duramadım evde, babam için geldim. Peşime takılman hiç hoşlarına gitmeyecek, benden söylemesin. Neyse, madem geldin otur arabada bekle. Yok. Arabada falan bekleyemem ben. Ben de seninle geleceğim. Babam o benim. Ben de hiçbir yere gitmiyorum. Savaş abi arabanın yanında bekle dedi. Burada birlikte bekleyeceğiz. Kendinizi tehlikeye attınız ya. Sağ olun. Bak yalnız bunlardan sadece bu ikisi değil ha. Bunlardan arkada çok fazla var. Siz sakin olun. Birazdan çıkacağız oradan. Hadi. Seni bırakmam burada. Tamam Bekir amca. Baran dışarıda bekliyor seni. Yola doğru koş. Ben sizi yalnız bırakamam çocuklar. Ben de kalayım burada. Bekir Bey kalırsanız bizim için daha zor olur. Siz çıkın. Merak etmeyin. Düşünmeyin bizi. Halledeceğiz. Tamam o zaman peki. Evet, isim konusunda böylece çözülmüş oldu. Sayende. Bu kura işini çok iyi akıl ettin Kıvırcığım. Ya, Elnur'la Efe'miz inşallah sağlıkla gelirler. İnşallah. İnşallah. Benim size söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Özellikle de sana kızım.
olsun. Çatışma başladı. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Burada bekleyeceksin. Bekleyemem. O benim babam. Onu yeniden kaybedemem. Bırak. Bak, benim onların yanına gitmem lazım. Babanı sağ salim getireceğiz, tamam mı? Şimdi lütfen burada bekle. Hayır. Baba! Gülperi! Emir Tarhun'la Savaş Karadağ'ı kız kıvrak yakaladık. Ne yapalım? Beni bekleyin. Kendi ellerimle alacağım canlarını. Tamam. Silahları atın! Asıl silahları! Çok uzun zamandır size birazdan vereceğim haber ile ilgili uğraşıyordum. Ama tam netlik kazanmadan bir şey söylemek istemedim. Az önce gelen telefondan sonra netlik kazandı. Kötü bir şey mi var? Söylesene. Bir yandaki okuluna geri dönme hakkı kazandım. Ne? Doğru mu bu? Okula yeniden kabul edildim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni o kadar mutlu ettin ki. Uzun zamandır belli edemiyordum sizi ama çok özlemiştim okulumu. Çok istiyordum oraya geri dönmeyi. Demek çok isteyince oluyormuş. Duydun değil mi? Duydum kardeşim. Sana bir şey olacak diye. Ama şükür iyisin baba.
Babacığım. Güzel kızım. Seni son kez görmek nasip oldu ya. Çok şükür. O ne demek baba? Baba ne oluyor? Baba! Baba! Sonunda eceliniz geldi. Söyleyin. Önce hanginiz? Vay be. İkiniz de amma kahramanmışsınız. Önce senden başlayalım Emir Tarhun. Savaş Karadağ'ı bir ara indiririz.